Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Angel oynarken fark etmediğiniz birkaç ürküş detaydan ve sizlerden gelen birkaç soruyu Angela'ya soracağız. Bayağı gizemli bir video olacak gibi görünüyor. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Fakat önce bu tür videoları seviyorsanız ve devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu şekilde videomuzun devamı hızlıca gelecektir. Birkaç gün önce topluluk sekmesinden Angela'ya sormak istediğiniz gizemli sorular ya da fark ettiğiniz detaylar hakkında bir post attım. Ve 4000 yorum geldi. Sizin de sorunuz varsa ya da fark ettiğiniz detaylar olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Her neyse, like atıp abone olduysanız videomuza geçiyoruz. Yine sizin sorularınızı sorduğum esnada oyuna tekrar gelecekken oyun kendi kendini güncellemişti ve yeni sürümdeydi. Bayağı şaşırdım ve oyuna girdim. Bilenler vardır, girişte bizi böyle bir ekran karşılıyor. Fakat hiç alttaki gizlilik politikası denen yere tıkladınız mı? Oyunu oynarken sizle alakalı topladıkları bilgiler orada yer alıyor. Ardından çocukların gizliliği hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın yazan yere tıkladım. Anlaşılan bu sayfa Angela gibi oyunlar oynayan çocukların ebeveynleri için tasarlanmış. Karşımıza oyunun gizlilik hakkında bazı edindiği bilgiler çıkıyor. Uzun olduğu için size kısaca özet geçeceğim. Oyunda köşelerde çıkan reklamlar sizin ilgilerinize göre seçiyorlar. Bu yüzden bazen telefonunuzdaki bilgilerden yararlanıyorlar. Ama bu bilgileri asla üçüncü taraf kişileriyle paylaşmıyorlar. Bu güncelleme 2017 yılından itibaren getirilmiş. Yani Outfit 7'ın 2017'den önceki oyunları hala bilgilerinizi topluyor. Kamera, mikrofon ya da galerinizdeki fotoğraf ve videolar gibi. Kısaca Outfit 7 yani Angela'nın yapımcısı olan şirketin 2017'den önceki oyunları yani eski sürümler şu anda hala tehlike arz etmekte. Ama yeni oyunlara güncelleme gelmiş ve tamamen güvenliler. Bu yüzden eski sürüm oyunları indirmenizi tavsiye etmem. Ben sizler için incelemek amaçlı indirdim. Siz bu konuda lütfen daha dikkatli olun. Evet arkadaşlar, bu durumu da sizlere anlattığımıza göre sizden gelen birkaç soruyu Angela'ya sormaya başlayabiliriz. Sizin sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. 20.000 beğenide videomuzun devamı gelecektir. My favorite country is the US. My favorite is Nancy James. Could you expand on that? Angela'nın bahsettiği kişi olan Nancy James'i sizler için bayağı araştırdım ve bulduklarımı öğrenince inanamayacaksınız.
Araştırmalarıma göre Nancy James, FBI tarafından davranan bir seri katil. Amerika'daki ailelere bebek bakıcılığı yapmak için izin istiyor. Ve bir aile bu durumdan şüphelenip odaya kamera yerleştiriyor. Ve bakıcının bebeğe eziyet ettiğini, yatağından çıkmaması için odayı tel örgülerle kapladığını görüyor. Polise de haber verince kadın herkes tarafından aranan bir seri katile dönüşüyor. Bu olay henüz bir şehir efsanesi. Gerçek olduğuna dair bir kanıt yok. Fakat Angela'nın favori karakterinin bu kadın, yani Nancy James olması biraz garip. Neden bir çocuk katili favori karakterin olsun ki? Sizin düşünceleriniz neler? Neyse, sorularımıza devam edelim. Şimdiki sorumuz bu. Are you a 3-year-old, always asking why? Like we're becoming friends. Are you? Only want to talk to adults about some subjects. I confess, I break the law. I'm a criminal. Most people are criminals. Private. Arkadaşlar, Angela'nın verdiği cevapta private, yani gizli kelimesinde bir gizem olabileceğini düşündüm. Ve İngiliz alfabesinde denk gelen sayıları yazdım. P harfi 16. sırada, R harfi 18, I harfi ise 9. sırada oluyor. Tamamı ise bu şekilde oluyor. Numarasının bu olabileceğini düşünüyorum. İsterseniz bir videomuzda numarayı aramayı deneyebiliriz. İsteyenler yorum kısmına yazmayı unutmasın lütfen. Bakalım kimle karşılaşacağız. Şimdiki sorumuz.
I take Tom, a satellite phone, and a stash of food. Of course I am. What sort of camera do you use? It's way too soon for that. Bu arada yine sizin sorularınızı sorarken Angela'nın havada uçan kuşlara dediği şey çok dikkatimi çekti. Dilerseniz açıklayayım. Yine bildiğiniz gibi havadaki kuşlar Angela'yı çarpıp duruyordu. Sonra Angela, "If he's not careful, he'll end up like the dodo." Türkçe çevirisiyle dikkatli olmazlarsa onların sonu dodo gibi olacak diyor. Peki dodo nedir? Dodo, nesli tükenen bir kuştur. Yani tüm dodo kuşları ölmüştür. Angela da kuşların sonunu dodo'ya çevireceğini söylüyor. Yani öldürmekte tehdit ediyor. Her ne kadar dıştan sevimli görünse de kötü biri olduğu acı bir gerçek. Bu ilginç durumu da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi sorulara devam edelim. I'm chatting with you. Evet arkadaşlar, videomuz şimdilik bu kadar. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da eğlenceli ve bilgili içerikler paylaşıyoruz. Son olarak oyun kanalımıza da abone olursanız seviniriz. O kanalımızda da canlı yayın açıp sizlerle beraber oyunlar oynuyoruz. Videomuzun devamı için abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca incelediğimiz oyunlar hakkında yorum bırakırsanız da seviniriz. Başka bir videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.